Yeah. Ocean City'den herkese merhabalar. Ocean City Maryland'de bugün Atakan'la beraberiz. Work and Travel 2024 katılımcılarımızdan. Atakan, merhabalar, nasılsın? Merhabalar hocam, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Biraz yorgunuz. Sizi ziyaretlere başladık. Ben de yorgunum hocam. Malum, iş güç. İş güç yarıyor galiba biraz. İster istemez. Tamam. Kısaca seni bir tanıyalım Atakan. Nedir durum? Nerede okuyorsun? Nereden geliyorsun? Tabii hocam. Ben Atakan, normalde İstanbul'da okuyorum. Koç Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği. Bu seneki 2024 Work and Travel programına Grand International'ı tercih edip geldim. Şu an Maryland Ocean City'deyim. Otelde çalışıyorum. Housekeeper olarak başladım. Houseman oldum. İkinci iş olarak da buranın bir tane yerel fast food bir restoranı var. Restoranı var. Orada kızartma bölümündeyim. Kızartma vesaire uğraşıyorum. Mutfaktasın yani. Aynen, mutfaktayım. Peki, güzel. Geldin yaklaşık bir... Bir ay oldu. Bir aylık bir süre geçti. Bir ay bir gün falan. Birkaç soru yöneltelim sana. Nasıl geçti yaklaşık bir ayı değerlendirmek gerekirse? Türkiye'den bazı beklentilerle geldin Amerika'ya. Tabii, ister istemez. Dolayısıyla Amerika bu beklentilerin ne kadarını karşıladı, nasıl oldu, nasıl bitti, bize birazcık bahseder misin? Hayır hocam. Ya her insanın beklentisi farklı. Ona göre beklediği sonuçlar da değişebiliyor. Benim çok büyük bir beklentim şey olarak yoktu. Hani... biraz daha kültürel anlamda bir değişikliği onu tatmak istiyordum. Hani böyle bir pozitif anlamda bir beklentim olmadığı için gelecek herhangi bir sonuç beni zaten mutlu edecekti. Öyle de oldu. Buranın insanlarını beğendim açıkçası. İlk geldiğim günle yaklaşık buraya geldikten 10-15 saat sonra gelebildim. Washington DC'de inmiştim ben. Geldiğimde saat buranın saatiyle gece 11 gibiydi. Yaklaşık bir gün küsürdür de uyuyamıyordum. Ve ilk gelmemin sebebiyle İngilizcem de zaten çok yüksek değil. B1 Plus civarı bir konuşmam vardı. Derdimi asla anlatamadım otele girebilmek için. Yani odamı söyleyemedim, şey yapamadım. Bir de bulamadım. Resepsiyonda herhangi bir insan bulamadım o saatte. Buradaki bir iki insandan yardım istedim. Sağ olsunlar. Bana çok yardımcı oldular. Orada ilk farkı hissettim biraz şey olarak yani hani bizim ülkemizde de zaten yardım şey de fark şuydu. Yaş farkına rağmen sanki bir yaşıtımla konuşuyormuşum gibi hissettim. Hala da öyle devam ediyor. En basitinden çalıştığım patronum da dahil olmak üzere hepsiyle ismiyle hitap ediyorum. Kültürel anlamda o biraz beni şey yapıyor. Zorluyor yani. Garibime gidiyor. Aynen. Normalde bir hitapsız bir şekilde hani John diyorum işte Floyd gel buraya falan yani. Bir de hocam ayıptır söylemesi ismim Atakan, telaffuz hiç edemiyorlar. Hepsinin de bir kısaltması falan oluyormuş normalde. Ben de kısaltmama abi dedim. Abi tabiri caizse abi çektiriyorum bizim çalışan şeylere. Farklılık olarak nasıl desem açıkçası beğendim. Ülke çok düz geldi bana şey olarak. Hiçbir dağ bayır yok yani İstanbul'a nazaran. Evet. Çok dümdüz. Çok yeşillikli ve şehir yapılanması vesaire falan filan. Yani ben böyle çok ne derler ona detay giriyorum ama şehir olarak sanki çok uğraşılmış üzerine düşünülmüş gibi yani hani aynen çarpık bir kentleşme yok yani o hoşuma gitti. İnsanları da dediğim gibi yaşısından gencine çok rahat insanlar böyle çok dert etmiyorlar. Günlük yaşantılarında çok pozitifler öyle söyleyeyim yani. Evet, genelde fark olarak seviyorlar, aynen, kalmayı seviyorlar. Fazla pozitifler. Evet. Peki nerede çalışıyorsun? Çalıştığın iş yerinin adı ne şu an Atakan? İlk işin? Benim buraya gelirken anlaştığım yer Quality Inn Boardwalk'tı. Holiday Inn sanırım şeye oldu, üst merci oldu. Buranın yaklaşık bir 1,5-2 mil ilerisinde bir otel. 2 ya da 3 yıldızlı emin değilim. Tamam. Haftada kaç saat çalışıyorsun? Şöyle başlangıçta 5 gün falan çalışıyordum. Sonra 4 güne kadar düştü sanırım çalışanların tamamen oturmasıyla. Saat housekeeper olarak başladığımda 9'da başlıyordum. 3-3.5 gibi bitiyordu. 4'e kadar bekleyebiliyordum. Parmak iziyle okunuyor. Burada da saatlik para kazanılıyor diye. İster istemez 4'e kadar beklemeye çalışıyordum. Houseman olunca 8'de başlattılar artık işimi. Açıkçası tam 8'de gelemiyordum. Çünkü benim ikinci işim gece 1 gibi bittiği için ben böyle 8.30-9'a kadar kaydırıyordum kendi shiftimi. Çünkü çok yoruluyorum. İster
ister istemez. Yani iki iş yapmak. Şu yaşıma kadar affedersiniz ben kendi yatağımı bile çok toplayabilen bir insan değildim yani. Hani annem sağ olsun benim yediğim önümde yemediğim arkamdaydı. Ondan dolayı bir alışkanlık vardı. İki işe birden başlayınca biraz hem mental hem fiziki olarak bir tökezledim. Şu an yine biraz ona alıştığım için ortalama desem bir 35 saatlik falan haftalık ilk işimde çalışıyordum. Tam fiyat vermek gerekirse buranın asgari ücreti saatlik 15 dolar sanırım. Vergisiyle, osuyla, busuyla falan kafadan yaklaşık bir 500 dolara yakın haftalık gelmesi gerekiyor yani. Evet. İkinci işinde kaç saat çalışıyorsun? İkinci işimde 5'te başlıyor. Change olarak yazmışlar. Değişebiliyor. İş o gün uzun sürerse gece 1'e 2'ye kadar sürüyor. Mesela buranın 4 Temmuz'u sanırım resmi bir tatil, emin değilim herhalde bağımsızlıkları ile ilgili. O gün biz gece 3'e 4'e kadar çalışmıştık mesela. Evet. O yüzden biraz değişiyor. En erken de çıktığımı hatırladığım gece 11'di. Ya yaklaşık 5-6 saatte günlük orada çalışıyorsun. Yok yani. En az hocam. Ya yaklaşık bir 7-8 saatti çok rahat görüyor oradaki çalıştığım iş. Yani totalde 16-17 saat günlük bir çalışmam oluyor ama haftanın hani 5 günü falan oluyor. Artık yani çok iyi çalışıyorsun ya. Hayalsin. İlk kez geliyorsun Amerika'ya. Onunla belirtelim değil mi? İlk gelişim evet. Programına. Ve hayatında ilk kez böyle bir deneyimi hatırlıyorsun ama tabii bu herkesin yapabileceği bir şey de değil. Yani fiziksel anlamda herkesin gücünün yetebileceği, mental anlamda gelip hızlı bir şekilde uyum sağlayıp bu kadar saatler çalışmak her öğrenci arkadaş yapamıyor, zorlanabiliyor. Ya zor hocam. Ya şöyle söyleyeyim. Özellikle ilk bir haftanın şeyiydi. Ayaklarım ya gece 1'de işim bitiyorsa ben 2'ye 3'e kadar zor uyuyordum. Çünkü bacak ağrısından uyuyamıyordum. Ekstra uyurken arada kram girerek uyanıyordum. Şu an yine bacağım artık alıştı acıya, ağrıya falan, hani böyle sporcu bir bacağım oldu. Ya işlerden öte günde en az 17-18 saat ayakta kalmak biraz yıpratıyordu beni başlangıçlarda. Yıpratıyordu. Evet. Çünkü hani alışmışız oturmaya. Ben hep oturan bir insandım. Hani ders olur, üniversite olur, normal yaşantı olur. Şu an yine biraz daha iyi oldum açıkçası. Peki, Work and Travel programını önerir misin? Güzel soru. Öneririm hocam açıkçası. Yani ben hayata bir hani deneyimler bütünü olarak bakıyorum. Burası da çok güzel bir deneyim. Ve hani Amerika'ya gelmek için bir öğrencinin yapabileceği bence en basite kaçan iş burası diye düşünüyorum. Çünkü maddi olarak çok yıpratmıyor. Verdiğini de yüksek bir ihtimalle tek işte bile çalışsa insan alabileceğini düşünüyorum. Hani biraz basit bir iki tutumla şeyle. Hani güzel bir deneyim kazanıyor. Arkadaşlarıyla da gelebiliyor buraya. Ben deneyim açısından baktığım zaman kesinlikle tavsiye ederim. Yani bir iki yaş daha büyüdüğümü hissediyorum burada yaklaşık bu bir ayda. Ben tavsiye ederim. Açıkçası seneye de eğer şartlar uygun olursa tekrar gelmeyi düşünüyorum ben. Peki Ocean City, yani Maryland Ocean City Work and Travel için önerir misin bulunduğun lokasyonu, bulunduğun bölgeyi? Şöyle hocam, ben sadece Maryland Ocean City'ye bakabildiğim için emin değilim buna. İnsanın biraz daha şeyine bağlı, beklentisine bağlı. Burası bir tatil köyü gibi. Çok böyle büyük bina, böyle lüks bir yaşantı yok yani. Sadece burada biraz daha butik bir, ya nasıl desem, küçük bir tatil beldesi gibi. Yani Türkiye'deki işte Çeşme gibi, Dürüm gibi, Bodrum gibi bir lokasyon diyebiliriz aslında. Böyle hani New York'taki o şaşalı lüks binalar, böyle nasıl desem, yüksek bir popülasyon, her an her yerde her şey oluyor gibi bir yer değil burası yani. Hani basit, biraz daha küçük bir yer. Yaklaşık akşam 10-11'den sonra falan da biraz şey oluyor, içine kapanıyor bu şehir yani. Bitiyor çoğunlukla. Biraz daha geceyi düşünen insan için, böyle biraz daha gezeyim tozayım, daha çok yer göreyim diyen insan için Ocean City'yi o şekil önermem. Ama ben burada tatilimi yapacağım, hani gezip tozmak benim çok önemli değil desem, yaklaşık 3-4 mil, ya yok daha yüksek sanırım, emin değilim, bakmadım. 6-7 mili var sanırım. 10 millik bir sahil şeridi var. 10 millik bir baştan sona kumsal var. Gayet yani de güzel yani. Yani olarak 15-16 kilometrelik bir kumsal yapıyor. Hani normalde böyle bir tatiline düşkün bir insan için ben burayı öneririm. Harici yok, ben Amerika'ya zaten bir kere geldim, daha da gelmeyebilirim, ben gezip tozmak istiyorum denilirse aslında konum olarak güzel gezilecek yerler için, ama hani böyle biraz daha büyük bir şehirde daha büyük ne derler ona, imkanlar bulabilir kendince diye düşünüyorum. Peki, ama tavsiye ederim yani. Konaklama olarak nerede kalıyorsun ve kimlerle kalıyorsun? Konaklama olarak işte şu an kamerada gözüküyordur sanırım. Bu Vecin arkasındaki küçük bir motelde kalıyorum. Normalde 4 kişilik 2 ranzadan oluşan küçük bir oda ama 2 kişi kalıyoruz. Üst ranzaları kullanmıyoruz. 26-25 yaşında olması lazım sanırım. Kazak bir arkadaşla kalıyorum.
Kendisi İtalya'dan gelmiş buraya. Hı-hı. İyi anlaşabiliyoruz. Aşağı yukarı bir iki belli başlı ortak kelimelerimiz de var zaten kendi dilinden. Evet. Sonra o bana öğretiyor kendi dilini. Ben ona kültürel anlamda biraz etkileşime de giriyoruz. Beğendim çocuğu. Aram da iyi yani. Sıkıntı yaşamıyorum. Sıkıntı yaşayan gördüm mü? Bir iki insan gördüm sıkıntı yaşayan ama hani böyle aman aman büyük sıkıntılar görmedim konaklama ve şey olarak. Ben zaten yurtta falan alıştığım için böyle muhteşem bir yer beklemiyordum. Zaten muhteşem bir yerde değil, onu söyleyeyim. Hani en basitinden dolap yok. Bir de buranın çoğu evinde olduğu gibi ışıklandırma falan filan yok yani. Hani gece lambalarıyla falan oluyor. Şöyle, şimdi siz sezonluk personel ihtiyacını karşılamak için geliyorsunuz bu programa ve geldiğiniz yerlerde genel olarak hep tatil bölgeleri. Yani muhtemelen şu anda Ocean City'de senin şu anda bir hafta için kaldığın ücrete herhangi bir otelde bir hafta kalman çok mümkün değildir. Tabii canım ya, ben emin olmamakla birlikte, çünkü maaşımdan kesiliyor, bilmiyorum. 125 dolar 150 dolar arası kalıyorum sanırım haftalık. Normalde burada herhangi bir yemek yemem 20 dolarımı falan alıyor normalde. Yani böyle düşündüğün zaman bedavaya kalıyorum ya da başka arkadaşlarımın kaldığı fiyatları bildiğim çok zaman. Daha ekonomik. Evet, ben şu an ekonomik bir yerde kaldığım için ister istemez biraz daha nasıl desem düşük şartlar, standartları olan bir yerde kalıyorum. Ama hani benim tek derdim zaten 16-17 saat çalıştıktan sonra tek derdim bir yatak yani. Evet. O yüzden bana çok zaten şey olmuyor. Zaten öyle oluyor. Hani zamanınızın büyük bir kısmı çalışarak geçiyor. Çalışmadığınız zaman da dinlenmek istiyorsunuz çünkü yoruluyorsunuz. Aynen. O Work and Travel'daki sanki hani gider gitmez hem gezip hem çalışacağım gibi bir algı oluşabiliyor insanlarda gelmeden önce. İster istemez sende de muhtemelen az çok böyle bir algı vardır ama geldiğinizde ilk aşamada birinci öncelik işiniz oluyor. İşten sonra vaktiniz kalıyorsa dinleniyorsunuz genelde. Ekstra day off'unuz varsa çevrelerdeki bir yerleri gezmek gibi bir şey. Aynen, maksimum 2-3 mil öteye gidebiliyor insan. Evet. Yani. Peki bunun dışında Grand International'da şu ana kadar yaklaşık tahminen 7-8 aydır. Aşağı yukarı. Ben biraz geç kaydolmuştum sanırım. Ocağın sonuydu. Şubat'ın başına doğru kaydolmuştum. 6 aydır iletişimdeyiz. Aynen. Bizi değerlendirmek ister misin? Ne demek? Estağfurullah hocam. Demek? Haddime düşmez. Ben İlayda Hoca ile beraber bu ne derler ona, sürece dahil oldum, İlayda başladım. Evet. İlayda Hanım'la diyeyim. İlayda Hanım'la beraber götürdüm süreci. Açıkçası ben çok beğendim. Yani hani tabii diğer şeyleri de bilmesem de ben beklentimi karşıladım yani. Hani buraya gelmek istiyordum ve buraya geldim sonuçta. Hı-hı. Hani benim için her şey tamam oldu. Bundan sonraki süreçte de bana ne yapmam gerektiğini, en basitinden bu ay check-in yapmam gerekiyormuş her ay. Ben bunu hatırladım. Unuttum bile yani. Hani aklımın ucundan bile geçmiyordu. İlayda Hoca sağ olsun tekrar bana hatırlattı. Hatta bir iki gün yapmayınca 2-3 kere üstüme tekrar yazdı yani. Hani normalde bence bir kere söylemesi onun sorumluluğunda bitiyor. Ona rağmen 2-3 kere daha hani biraz daha bana yardımcı olacak duygular besleyerek yardımcı oluyor. O yüzden hoşuma gidiyor açıkçası. Hoşuma gitti yani şey olarak, ne diyorlar ona? Yaklaşım beklentimi olarak karşıladı. Peki. Aynen. Peki Work and Travel'a gelecek olan önümüzdeki yıllarda arkadaşlara bir tavsiyede bulunmak ister misin? Süreçle ilgili, gelişinle ilgili veya Amerika ile ilgili beklentileri konusunda bir tavsiye vermen gerekse ne dersin? Beklentiyi çok aza indirip olasılıkları çok göz önünde bulundurmalarını isterim hocam. Hani ne biteceği belli değil yani. En basitinden yine burada bir 5-6 kişilik bir arkadaş grubu vardı benim, bir iki tanesini tek tanıdığım. Türklerdi. Bunlar en basitinden hocam bir sokak ötede bir tartışmaya falan dahil olmuşlar. Yazık günü arkadaşları dövdüler yani. Daha doğrusu kavga ettiler diyeyim. Hani her şey olabiliyor. Parası çalınan duydum. Şey olan duydum. Çok sıkıntılı durumlar olabiliyor. Yani diyorsun ki Amerika'da olsa herkes bireysel güvenliğine dikkat aynen, etsin. Hani, ama genelde Ocean City tehlikeli bir yer ya, değildir bu, hani baktığımızda. Çok şans yani hani ayda yılda bir denk gelecek bir olay gibi yani. Evet. Şeye geliyorum laf olarak. Böyle bir Amerikan dream olarak değil de böyle hani bir geleceğim, bir bana bir deneyim olacak. Ne olacağını bilmiyorum ama hani umarım iyi geçer adı altında gelecek bir insan için önereceğim pek bir şey yok yani. Zaten en iyisini o yaşar. Ekstra olarak böyle spesifik önerebileceğim bir şey varsa arkadaşlarıyla özellikle toplu gruplarda gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü burada ister istemez önceden tanıdığı bir insanın olması insana hem güven veriyor hem mental olarak da iyi hissettiriyor. Hı hı. Hani tek başına gurbette kalmak biraz daha insanı yorabilir özellikle genç yaşta. Ekstra önereceğim çok bir şey yok ya. Peki Atakan, en fazla hangi milletten insanla tanışmışsındır bu süreçte?
ya bu tam sayılmaz Work and Travel programı olarak ama Meksikalı insanlarla. Bu Meksika. Evet. Ya İspanyolca öğrenmeye başladım. Buranın Latin Amerikalılarla yani. Aynen. Buranın şey işini ne derler ona? Vasıf gerektirmeyen işlerine, asgari olarak çalıştırılan işlerin hepsini %90'ını herhalde Latin Amerikalılar yapıyor. Evet, ağırlıkta. Aynen. O yüzden işte hani İngilizceyi kullanmıyoruz bile yani yaklaşık öyle söyleyeyim. İşte hani İspanyolca öğrenmeye başladım o yüzden hafif hafif. İyi bir dil daha katmış oldu o zaman sana bu program. Sağ olasın. O zaman güzel. Daha çok Latin Amerikalılar. Teşekkür ediyoruz Atakan. Rica ederim. Güzel bir yaz geçirirsin. İnşallah. Yaz sonunda da deneyimlerini tekrar dinlemek isteriz. Olur hocam. Memnuniyetle. Hoşçakalın. Ocean City'den bizden bu kadar. Görüşmek üzere diyorum.